Herkese merhabalar. Bugünkü dersimizde non-closer'ın that kelimesiyle kullanımının ardından rather ile nasıl kullanıldığını öğreneceğiz. Bir önceki derslerimizde that kelimesiyle nasıl özne ve nasıl nesneler oluşturabileceğimize bakmıştık non-close yapılarında. Şimdi de bu kelimenin cümlemize kattığı anlama gelin birlikte şahit olalım. Şimdi şöyle cümleler duyarız. Onun partiye gelip gelmeyeceğini bilmiyorum. Yarın sinemaya gidip gitmeyeceklerini söylemediler. Bu konuyla ilgili haber verip vermeyecekleri hakkında bir fikrim yok. Sınavı geçip geçmeyeceğim konusunda şüphelerim var gibi. Bakın hep şu ıp eki var ya, yapıp yapmayacağı, yapıp yapmadığı, yapıp yapmadıkları, yapıp yapmayacakları gibi. İşte o kelimeyi biz İngilizce'de whether ile sağlıyoruz. Hadi örneklerimize aktif olarak bakalım. Yarın partiye gidip gitmeyeceğini, mesela annemizden bahsedelim. Annemin partiye gidip gitmeyeceğini bilmiyorum cümlesini kuracağız. Şimdi böyle bir cümleyi kurmak istediğimizde hangi iki tane cümleyi birleştirdiğinizle uğraşmayın. Direkt ana cümleden bakıyoruz. Annemin partiye gidip gitmeyeceğini bilmiyorum. Bakın cümlemizin ana iskeleti. İngilizce'de ne demiştim? Her zaman özne ve yüklemle başlar. Hemen bu cümlenin yükleminin ne olduğunu anlamanız lazım. Yüklemimiz ne? Bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Bilmeyen kim? Ben. Hemen yazabiliriz. I don't know. Ben bilmiyorum. Cümlemizin iskeletini kurduk. Şimdi artık bu fiile hangi soruyu soruyorduk non-close'larda? Ne bilmiyorum, neyi bilmiyorum? Annemin gidip gitmeyeceğini. Bakın o işi yapıp yapmayacağını. O zaman işte o ek için, o kelime için şuna ihtiyacımız var. Şimdi arkaya o düz cümle gelecek. Annem gidecek. She will go to the party. İşte biz şunu anlıyoruz. Whether kelimesi hemen yine akabinde yakaladığı ilk fiile olup olmadığı, olup olmayacağı, yani oradaki ana fiil neyse buradaki tense göre de gelecek zamanda çekimledik bunu tabii ki mecburen. Whether she will go, onun gidip gitmeyeceğini bilmiyorum. Ben neyi bilmiyorum? Benim yüklemim burası, yani şurası, olumsuzluk ekiyle birlikte. Özlem burası ve işte burası neyi bilmiyorum? Whether she will go to the party. Partiye gidip gitmeyeceğini. Bir tane daha bakalım. She didn't tell me whether she accepted the job offer. Biraz daha uzun yazalım. Daha aydınlatıcı olabilir. Hemen bakalım. She didn't tell me whether she accepted the job offer. Bana söylemedi. Bana neyi söylemedi? Bakın ana fiilimize sorduğumuz soru biçimimiz. Bana neyi söylemedi? Kabul edip etmediğini. Kabul etmiş mi? Etmemiş mi? Kabul etti mi? Etmedi mi? İşte bunu biz böyle konuşurken kabul etti mi? Etmedi mi? Söylemiyoruz. Kabul edip etmediğini bilmiyorum diyoruz. Kabul edip etmediğini henüz söylemedi diyoruz. Kabul edip etmediği hakkında fikrim yok diyoruz. İşte bu kabul edip etmediği kısmını bu accept kelimesine katan kelimemiz bizim whether'dır. Her zaman böyle cümlemizin nesnesi olarak mı kabul ediyoruz, kullanıyoruz? Tabii ki hayır. Aynı that'te de olduğu gibi cümlemizi öznesi gibi de kullanabiliriz. Mesela şuna benzer bir cümle kurmak istesek şunu diyebiliriz. Deriz ki iş teklifini kabul edip etmediği belli değil. Hadi kuralım. Belli değil, bakın belli değildir benim yüklemim. O zaman aslında is not certain, is not clear, it is not certain yet. Hala belli değil. Belli olmayan ne? İşte şimdi whether burayı oluşturuyor. Whether she accepted the job offer. Hatta bence belki burada bu cümleye göre perfect tense çok daha iyi uyacak mana olarak. Whether she has accepted. Hala bakın bilmiyoruz. Belli değil.
bilmiyor isek, mesela bakın, bilmiyoruz. We don't know whether she has accepted. İki türlü de manayı verebiliriz. Diyebiliriz ki biz bilmiyoruz onun kabul edip etmediğini, ya da diyebilirsiniz ki onun kabul edip etmediği belli değil, kesin değil. Yani bu cümleleri kurarken cümlenin yüklemini keşfettiğiniz anda gerisini kurmak çok basit. Yani cümleye whether'la mı başlayacağım, cümleyi whether'la mı takip edeceğim? Bu cümleyi siz hangi türde kurmak istediğinize bağlı. Yani bir çeviri yapıyorsanız zaten yazılı metinde bu çok kolay keşfetmesi. Ama konuşurken böyle hızlı hızlı düşünüp konuşabilmek için bunu bol pratikle yapabilirsiniz. O yüzden bu noktada non-close'larda da yine kendi dilinizle nasıl özdeşleştiğini, hangi yapılarla aslında kullanıldığını 15-20 tane, 30 tane belki arka arka örnekle yaptığınızda artık beyniniz onu o şekilde kodluyor. Endişelenmeyin, çok rahatlıkla kullanabileceksiniz. Şimdi weather'la ilgili birkaç tane daha örnek yapmak istiyorum. Bu kadar çabuk geçmek istemiyorum bu konuyu tabii ki. Bir tane daha düşünelim. Diyelim ki erkek kardeşimin ona evlilik teklif edip etmeyeceğini bilmiyorum. I have no idea diyelim bu sefer de. Her zaman I don't know demek zorunda değiliz. I have no idea. Ne hakkında ne idea'm yok benim. Şimdi işte o öyle mi olacak, böyle mi olacak dediğim cümlenin düz halini koyuyorum. I have no idea whether my brother will offer a marriage proposal. Mesela evlilik teklifi. Evlilik teklifi sunacak mı? Evlilik teklifi yapacak mı? Yani bu işi Vedder'ın yakaladığı ilk fiil, yani offer fiili, sunmak, vermek, göstermek, karşındakine teklif etmek. Whether my brother will offer her marriage proposal. Kızda evlilik teklif edip etmeyeceğini bilmiyorum. Bu konuda fikrim yok. Bir tane daha yapalım. The girl has no idea whether her father can forgive her. Mesela bakın bu sefer de bir tane modülle yapalım yine. Kızın bir fikri yokmuş. Kız diyoruz bilmiyor. Neyi bilmiyor? Hemen şu muallak olan cümlemiz neyse ondan önce whether'ı koyuyoruz. Neyi bilmiyor? Babasının onu affedip affetmeyeceğini, affedebilir mi affedemez mi? Affedip affedemeyeceğini, bakın. Kız babasının onu affedebilip affedemeyeceğini bilmiyor. Bu konuda fikri yok. Bir tane daha bakalım. They didn't tell me, didn't reply my email. Onlar benim mailimi cevaplamadılar. Whether they will olabilir, they direkt geniş zamanda olabilir, fark etmez. Daha cevaplamamışlar, henüz cevaplamamışlar. They haven't replied diyebiliriz. Yani şu anda burada tense takılmayınız. Burada söylemek istediğiniz şey henüz cevaplamadılarsa perfect tense. Daha önce cevaplamadılarsa ve geçmiş zamandan bahsetmek istiyorsanız didn't reply. Yani şu anda anlatmaya çalıştığım konu cevaplamadılar. Şimdi neyi cevaplamamışlar? Mesela toplantıya katılıp katılmayacaklarına. They would join the meeting diyebiliriz. Toplantıya katılıp katılmayacakları hususunda bir bilgi vermemişler. Cevaplamamışlar. Bakın burada hep ana fiile neyi yapmadılar, neyi yaptılar, neyi biliyor, neyi bilmiyor şeklinde soru sorduk. Biraz da yine özne olarak kullanımlarına bakalım lütfen. Özne olarak kullanımlarında da yine bir şey olup olmadığı bir şey değil şeklinde düşünmelisiniz. Mesela arabanın otobüs diyelim, otobüsün varıp varmadığı kesin değil. Whether neydi bakın? Varıp varmadığı. The bus
has arrived. Ben şu anla ilgili konuşmak istiyorum. Whether the bus has arrived isn't clear. Açık değil, net değil, bilinmiyor. Whether she will accept the proposal, teklifi kabul edip etmeyeceği isn't known, bilinmiyor. Bakın, muallak. Teklifi kabul edip etmeyeceği bilinmiyor. Bu whether'lı cümlecikler bir kere zaten test sorularında kesinlikle bilinmesi lazım. Test sorularını çözerken whether'lı cümleciğin cümlenin öznesini mi oluşturduğu, cümlenin öznesini oluşturduğu yerlerde genellikle fiili eksik verebilirler. Ya da tam tersi cümlenin bir bütün olduğunu değil, boşluk olarak düşünelim bunu mesela neresinde olabilirdi? Fiili verirler, şurasını yazarlar ama buraya mesela bir fiil gerektiği için yani şu olup olmadığı, olup olmayacağı olduğu için mesela şu boşluğun bir isim ya da sıfatla tamamlanma şansı yoktur. O yüzden whether'lı cümlecikler birincisi test çözerken, ikincisi de essaylerimizde yazılar yazarken kesinlikle gerekli. Mesela bakın, whether the dollar will increase, doların çıkıp çıkmayacağı, yükselip yükselmeyeceği is not clear yet. Mesela henüz kesin değil, henüz belli değil, açık bir şekilde bir bilgi yok elimizde. Mesela whether the new manager can continue diyelim mesela. Yeni müdürün devam edip edemeyeceği, bakın. Devam edebilir mi, edemez mi? Devam edip edemeyeceği durumu, bu situation, yani bu kocaman bir it aslında, bu durum. Condition olabilir, koşul olabilir, situation olabilir, durum olabilir, position olabilir, bir pozisyon, bir durum vardır. Yani bu olayın kendisi, bu incident'ımız, bu olayın kendisi, bu aktivasyonun kendisi böyle olacak mı, olmayacak mı? Nasıl olacak mı? Devam edebilecek mi, devam edemeyecek mi? Bu lafı katan şey buradaki whether kelimesidir. Whether the new manager can continue hasn't been told us. Bize henüz söylenmedi. Biz bilmiyoruz. Yeni müdürün devam edip etmeyeceği söylenmedi. Bakın işte görüyor musunuz? Şuradaki İngilizce'de bu non-clause'ları bilmez iseniz buradaki can continue kelimesiyle hasn't been told us gibi iki tane fiil varmış gibi görünüyor. Halbuki bunlardan whether'ın ilk yakalamış olduğu fiil artık ana fiil olmuş olmaktan çıkıyor. Bu sebeple isimleşmesi dolayısıyla cümlemizin öznesi haline gelmiş oluyor. O zaman whether'lı kullanımlarda ne diyoruz? Aynı that'te olduğu gibi cümlemizin öznesi haline de gelebilirler, cümlemizin nesnesi haline gelebilirler. Bu konuyla ilgili zaten ileri seviyelerde bir konu olduğu için çok da böyle uzun uzadıya anlatmak ve sıkmak istemedim. Fakat hala kafanızı karıştıran, anlaşılmayan noktalar varsa teker teker sorabilirsiniz, yorumlara yazabilirsiniz. Tekrar tekrar anlatmaktan keyif duyacağımı, asla yılmayacağımı ayrıca belirtmek istiyorum. Eğer bu anlatımdan da yarar gördüyseniz ve her şeyi anladıysanız ne mutlu bana öyleyse.